Özellikle genç ve orta yaşlı hastalardaki kıkırdak yaralanmaları spor yaralanmaları neticesinde daha sıklıkla meydana geliyor. Bu yaralanmalar eklemin kıkırdağının tamamını etkilemiyor, sadece belli bir bölgeyi etkiliyor. Genellikle birkaç santimetre karelik bir alanı etkiliyor. Bu yaralanmalarda uygulayabileceğimiz metotlardan bir tanesi, belki de günümüzde en sık kullanılan metot, mikro kırık yöntemi. Mikro kırık yöntemi artroskopik olarak yapılıyor. Eklem açılmadan iki tane yarım santimlik kesiyle eklemin içine girilerek monitörden eklemin içindeki bütün yapılar inceleniyor kamera vasıtasıyla. Bu yapılar menisküsler, kıkırdak, çapraz bağlar, ön ve arka çapraz bağ, eklemin içerisindeki diz kapağı kemiğinin kıkırdağı ve eklemin içerisindeki sinovi dediğimiz yapı. Kıkırdak hasarı olan bölgede özel bir takım enstrümanlarla, minik tellerle eklemden, kıkırdaktan kemik iliğine doğru, kemiğin içerisine doğru küçük tüneller açılıyor. Bu tünel açma işine mikro kırık işlemi diyoruz. Mikro kırık işleminden sonra kemik iliğindeki bir takım kök hücreler, bir takım büyüme faktörleri ve diğer moleküller hasarlı olan bölgeye gelip yerleşiyorlar ve burada fibroz kıkırdak meydana getiriyorlar. Eklem kıkırdağına benzer bir kıkırdak ve hastanın dizinin içerisindeki kıkırdak yaralanmasına bağlı olan ağrı ortadan kalkmış oluyor ve hastanın günlük hayatına daha rahat bir şekilde sürdürmesini sağlamış oluyoruz.